Yıllar önce Ahmet Kural'ın Sıla Gençoğlu'na bakışları gündeme oturmuş, herkesi bu aşka imrendirmiş ancak iddialara göre sonu şiddetle bitmişti. Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle 3 suçtan toplam 1 yıl 4 ay ve 20 gün hapsi istenen Ahmet Kural için istinaf mahkemesine başvurulmuş ve delillerin yeniden toplanması istenmişti. Süreç aynı döngüde devam etti. Mahkeme, üst mahkemenin bozma kararına uymayıp keşif talebi yerine eski kararını yineleyerek Ahmet Kural'ın aynı ceza ile yargılanmasına ve bu cezaların da ertelenmesine karar verdi. Kural'ın avukatı Sibel Aydın yaptığı açıklamada, bu hafta çıkan karara göre mahkeme, üst mahkemenin bozma kararına uymayarak ve üst mahkemenin keşif talebini yerine getirmeyerek yine aynı cezayı istedi Kural için. Yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezası kesin karar değildir. Bu kararın bozulması için tekrar bir üst mahkemeye başvurduk. İstinaf mahkemesi delilleri eksik bularak bunların yeniden toplanmasını istemiş. Dosya içinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alınan Ahmet Kural'ın evinin içinden ses duyulamayacağına ilişkin bilimsel mütalaya atıf yaparak olay yerinde bulunan iki ev arasında seslerin duyulup duyulamayacağına ilişkin keşif yapılması için kararı lehimize kesin olarak bozmuştu. Ancak yerel mahkeme 2,5 yıl önceki fiziki koşulların şu an mevcut olamayacağı gerekçesiyle delilleri yeniden toplamayı yani keşif yapmayı reddetti. Biz de mahkeme keşfi uygun görmüyorsa, somut olayda çelişki olduğunu ve ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermenin doğru olmayacağını, kanıtların bir kısmına dayanarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan ihtimalin kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanması gerektiğini, bu ispatın hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ve açıklıkta olması gerektiğini beyan ederek beraat talep ettik. Ancak yerel mahkeme eski kararının aynısını verdi ve müvekkilimizin cezasını erteledi. İstinaf yolunu açık tuttuğu için de, yerel mahkemenin bu kararına itiraz ederek tekrar üst mahkemeye aynı gün başvurduk. Üst mahkemenin bu kararı bozacağına inanıyorum. Bu karar kesinleşse dahi verilen cezalar ertelendiği için müvekkilim hapse girmeyecek. Ama yargılama sürecinin bitmediğini ve bu kararın kesin bir karar olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. İfadelerini kullandı.